adım Kenan Işık. Ben 1964 Ankara doğumluyum. Ama 1974 senesinin, hatta Kıbrıs Barış Harekatı'nın olduğu gün itibariyle Eskişehir'e babamın görevi nedeniyle buraya tayin olmuştuk. O süreden beri Eskişehir'deyim. İlk öğretim ve orta ve lise öğretim burada tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Elektrik Elektronik bölümünden mezun oldum 1986 yılında. Ondan sonra çalışma hayatına başladım. Şimdi bulunduğumuz şirket ICI Teknoloji olarak adlandırdığımız, açılımı İngilizce karşılığı var. Innovation Coordination Investment demek. Yani girişimcilikle yatırımın buluştuğu bir şirket olarak konumladık. Burası fiili olarak 2019 yılında faaliyete başladı. Çalışma alanı aslında bizim biliyorsunuz şu anda sanayimizin en çok ihtiyacı olan konu katma değerli üretim ve teknolojiye dayalı üretim yapabiliyor olmak. Bu üretimi yapmak için de aslında bilimsel temellere dayanan gerçek manada Ar-Ge olması lazım ki biz katma değerli ürün ve hizmet yapalım. Ben uzun yıllar ağırlıklı olarak savunma sanayi ve ulaştırma sektöründe çalıştıktan sonra bir önceki şirketimde şunu gördüm. Aslında biz sanayimizi geliştirmek için gerçek manada bu tür teknolojik ürünlere daha çok zaman ayırmamız lazım. Sanayimizin buna yönelmesi lazım. Ama ne yazık ki bu konuda çok ciddi zafiyetlerimiz var. Tabii bunun en önemli problemi de aslında bir ekosistem olmaması. Tabii Türkiye'de uzun yıllardır işte Ar-Ge ekosistemleri çok güzel destekleniyor. Teknoparklarımız var, girişimler var, girişim ekosistemi var ama bunları sanayiye aktarmakla ilgili ciddi problemler olduğuna dair bir fikrim oluşmuştu. Ben de uzun yıllar, yaklaşık 35 yıl bir sanayi tecrübemden sonra tabii hayatım proje yapmakla geçti. Bu projelerden aldığım bilgi ve tecrübeleri öncelikle genç nesillere nasıl aktarırız? Genç girişimcilere nasıl aktarırız? Bu arada ben Türkiye'nin ilk melek yatırımcılarındanım ama amacım bir melek yatırım yapıp para kazanmak değil de bu ekosistem nasıl çalışıyor? İşte teknopark firmalarımız var. Yine Türkiye'nin teknoparklarına giren ilk firmalarından biri oldu benim kendi şirketlerim. Bu teknopark firmalarımızı sanayiye nasıl entegre ederiz diye. 2019 yılında Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi içerisinde belki de Türkiye'nin ilk ve tek diyebileceğimiz bir Ar-Ge inovasyon girişim destek merkezi gibi diye konumlayabileceğimiz girişimcilerle, teknopark firmalarımızla, küçük KOBİ firmalarımızı sanayiye nasıl entegre ederiz? Buradaki arayüzü nasıl sağlarız? Bu arkadaşlarımızın problemlerini, ürün geliştirme problemlerini, finansal problemlerini, yapısal problemlerini çözerek onları sanayi firmalarımıza nasıl entegre ederiz diye böyle bir yapılanma, değişik bir yapılanma oldu. O yüzden hani gelenler biraz şaşırıyorlar çünkü organize sanayi içerisinde böyle bir merkez nasıl oluyor diye. Tabii Türkiye için çok yeni bir model ama sanayimizin gerçekten katma değerli ürün ve hizmet üretmesi için de bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Uzun yıllar bilgi ve tecrübelerimizden sonra kendime böyle bir misyon edindim. Ben ICI Teknoloji firmasının kurucu başkanı ve yönetim kurulu başkanıyım şu anda. Yaklaşık işte 5 sene bitti. 5 seneden beri de birçok değişik alanda çalışmalara devam ediyoruz. Havacı subay bir babam var. O yüzden hava kuvvetleriyle böyle bir içli dışlı olmuştum. Uçaklara karşı böyle baba mesleği diyebileceğimiz bir merakımız olmuştu. Aslında pilot olmayı çok istedim. Kazandığımda son dakikada sağlık muayenelerinden elenmiştim. Çok istedim, devam edecektim ama kısmet o değilmiş. Kısmet daha sonra savunma sanayine başka şekilde hizmet etmek şeklindeymiş meğer. Ondan sonra üniversite hayatı sırasında yine çok yoğun bir üniversite hayatı geçirdim. Çok ciddi stajlar yaptım. Stajlarımdan birini Eskişehir'in çok değerli firmalarından biri olan TÜLOMSAŞ, yani Türkiye'nin en eski lokomotif fabrikasında baktım. Ki ikinci sınıftaydım o zaman. Üçüncü sınıfta yaz stajımı Hava İkmal Bakım Merkezi'nde yaptım. Uçak fabrikasında yaptım. Gene aralarda üniversitede stajlar yaptım. Ama üniversite bitirme tezimde de Hava Kuvvetleri'nde bir Phantom dediğimiz F-4 Phantom uçağı ki Türkiye'ye getiren ekibin başında babam vardı. Kısmet oldu. O uçağın radar kartlarını otomatik tamir eden bir bitirme tezi yaptım. Daha sonra mezun olduğum zaman çok aslında ilginç bir dönemde mezun oldum. Türkiye'de çünkü 1985 yılında rahmetli Özal'ın kurmuş olduğu savunma sanayi müsteşarlığı 1985 yılında kurdu. Ben de o dönemde işte Hava İkmal Bakım Merkezi'nde staj ve bitirme tezlerimi yapıyordum, bir öğrenciydim. Bu savunma sanayine aşırı neşirliğimiz oradan başlamış. Mezun olur olmaz da Türkiye'de işte savunma sanayinin ilk kurulduğu yıllarda o dönemde kurulmuş olan tamamıyla Türkiye'nin ve milli ve yerli STFA grubuna bağlı bir şirketinin ben ve eşim, sınıf arkadaşımdır eşim de, ilk mühendisler olarak başladık. O günden itibaren de yaptığımız tüm projeler Türkiye'de milli ve yerlilik adına yapılmış olan projeler olarak hayata geçti. Türkiye'de işte ilk defa radar kartlarının tamir edilmesi, uçaklara aviyonik sistem yapılması, diğer başka ürünler, bazı gizli projeler. Daha sonra Silahlı Kuvvetlerin Roketsan, Aselsan'a yapılan projeler, TAİ'li projelerimiz uzun yıllar devam etti. Ondan sonraki dönemlerde biraz daha bu işte proje yönetimi, araştırmacı mühendis, proje yönetimi, yöneticilik kadrolarından şirket yönetimine geçtim.
üst düzey yöneticilik görevlerimi aldım. Sonra kısmet oldu gene Türkiye'nin çok değerli firmalarından, savunma sanayi firmalarından birinin, ki bizim de iştiraki olduğumuz savunma sanayi başkanlığında ortak olduğu STM firmasının da 12 yıl yönetim kurulu üyeliğini yaptım. Bunun 8 yılı başkan vekili olmak üzere. Orada birçok yine milli ve yerli gurur verici projelerin süresince orada destek olmaya çalıştık. Bunda hep şunu gördüm. Hep bizim amacımız Türkiye'de milli ve yerli ürünler yapmak, katma değerli ürün ve hizmetler üretmekti. Yine 2000 yıllarından başlayarak Türkiye'deki demiryolu sektöründe çalışmalarımız oldu. Yine trenlerin üzerindeki işte otomatik tren durdurma sistemleri, tren kontrol sistemleri gibi projelerde yine bir milli ve yerlilik unsurlarını en üst düzeyde tutarak birçok proje ve ürün ve hizmet ürettik. Tabii bunlar hep bende şunu yaptı. Hep proje yaptığımız için işte proje nasıl yapılır? Arge nasıl yapılır? Nasıl ürünleştirilir? Sahaya nasıl verirsiniz? Bunun idamesini nasıl sağlarsınız? Sürdürülebilir olarak nasıl tutabilirsiniz bunları? Bunları tecrübe etme şansımız oldu. İşte bütün bilgi ve bir tecrübeyi daha sonra şunu gördüm ki ya bunları aslında biz genç nesillere, genç firmalara, genç girişimcilere aktarmamız lazım. Çünkü bu yolda çok zorlu, hiç kolay olmuyor. Sadece bir fikrinizin olması, bir projeniz olması yetmiyor. Bu bir tamamıyla bir çevrimi tamamlamakla alakalı. İşte işin bir ürünü yapacaksınız. Bu ürünün bir fikrinizi ürün haline getireceksiniz. Bunun bir prototipini üreteceksiniz. Bunun bir sertifikasyonunu yapacaksınız. Bu bir sisteme ya da bir cihaza, bir ürüne, bir yapıya entegre edilecek ve bu sürdürülebilir şekilde kullanılabilecek. Bütün bunları yaparken bu süreci yönetebilecek, finansal süreçleri yöneteceksiniz ve sonra da bunu müşterinize, kimse, kamu veya özel sektöre anlatıp ve satabiliyor olacaksınız, hizmete koyabileceksiniz. Bu çok zor bir süreç. Burada gerçekten genç girişimcilerimizin, üreticilerimizin bilgi, tecrübe ve desteğe ihtiyacı var. Daha da önemlisi bence ekip çalışmasına ihtiyacı var. Biz biraz bu ekosistemde bunları aşılamaya çalışıyoruz. Burayı kurarken aslında tabii her şeyle ilgilenme şansımız olmaz. Türkiye'nin, yani 2019 yılının başından bahsediyorum, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde ihtiyaç olan teknolojiler neler olabilir diye düşünmüştüm. Burada birincisi medikal ve biyoteknoloji alanının çok değerli olabileceğini düşündük. İkincisi robotik ve otonom sistemler, yani insan araçlar ve robotlar, ki bunların da ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Üçüncü konu da dijital dönüşüm, ama dijital dönüşüm içerisinde özellikle dijital teknolojiler, yazılım teknolojileri, makine öğrenmesi, yapay zeka, ki 5 seneden bu yanaki gelişmeleri herkes çok net görmeye başladı. Ve bütün bunları aslında entegre bir şekilde ürün ve hizmetlere dönüştürüp sanayiye entegre edebilmek, yani katma değerli ürün ve hizmete dönüştürebilmek çok değerliydi. Bu alanlara biraz yoğunlaştık. Bu alanda genç girişimcilerimizle çalışmaya başladık. Bazı yeni kurulan şirketlere destek olmaya çalıştık. Tabii bütün bunları yapıyorken aslında bu yolculukta en önemli konulardan bir tanesi de şu, takdir edersiniz. Son dönemde çok daha hızlı gördüğümüz nitelikli insan kaynağı problemiyle karşı karşıyayız. Burada tabii insan kaynağımız da gençlerimiz, yani üniversite öğrencilerimiz. Biz ne yazık ki tabii bu söylediğim 5 sene içerisinde de hepimizin bildiği gibi 2020 yılında başlayan ciddi bir pandemi süreci, uzaktan öğretim, hibrit öğretimler, çocuklar okula gidemediler. Çok zor bir dönemden geçtik. Aslında şu anda sanayinin, hizmet sektörünün en önemli sıkıntısı gerçek manada ihtiyacı olan insan kaynağını bulamıyor olması. Biz ama bu şirketi kurarken, bütün bu çalışmaları yaparken aslında buna paralel olarak insan kaynağımızı nasıl yetiştirelim? Gerçek manada aslında üniversite öğrencilerimize nasıl dokunalım? Çünkü ben şunu gördüm, yani benim hayatımdan bir örnekti. İşte 3. sınıfta bir stajda yaptığım bir proje benim bitirme tezim ve hayat çizgime neden oldu. Orası beni bir savunma sanayicisi veya da bir Ar-Ge'ci yaptı. O zaman şöyle düşündüm. Demek ki biz gençlerimize, üniversite öğrencilerimize ne kadar erken dokunabilirsek, ne kadar onları doğru yönlendirebilirsek o kadar zaman kazanmış olacağız. Onlara faydamız olacak diye düşündük. Onun için de 2020 yılından itibaren de aslında ICI Teknoloji'nin altında ICI Akademi diye bir program başlattık. Bu programı da Eskişehir'de, burası bu arada üniversitelerle protokol de var ama özellikle Eskişehir Teknik Üniversitemizde bölüm bağımsız, yani biz sadece elektronik, makine, bilgisayar değil, hiçbir bölüm kısıtlaması olmadan ortalama her yıl 60'ta 70-80 öğrenciyi akademi programlarına alıyoruz. Ama bu programın Türkiye'de olan diğer akademilerden gene bir farklılığı var. Hep böyle ayrıcalıklı şeyler yapmayı seviyoruz herhalde. Bunun özelliği biz 2. sınıfı bitiren, 3. sınıfa başlayan öğrencilerimizi alıyoruz. Ve 3. sınıf boyunca değişik eğitim ve seminerlerle bu öğrencilerimize
bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bu arada esas önemlisi onları tanımaya çalışıyoruz. Onlar ne istiyorlar, ne yapmak istiyorlar, hayatta ne olmak istiyorlar, ne çalışmak istiyorlar. İşte sanayide bir endüstri mühendisi olmak istiyorsa bizim kendi çözüm ortaklığı ya da kurumsal paydaşlarımızda onlara yönlendiriyoruz. Yazılımcı olmak istiyorsa yazılım firmalarımıza yönlendiriyoruz. Makineci olmak istiyorsa makine firmalarımıza yönlendiriyoruz. Aslında 3. sınıfta onları tanıyoruz. 3. sınıfın yazında onları bu ekosistemdeki staj imkanlarıyla desteklemeye çalışıyoruz. Sonra o firmalarla bitirme tezlerini yapmalarını, böylece aslında öğrencilik hayatlarının ortalarından itibaren sanayiyle ve firmalarla eşleşmelerini istiyoruz. Bitirme tezlerini de orada yaparken aslında firmayla çok organik bir bağ giriyorlar, tanıyorlar. Firma açısından da bu çok değerli. Çünkü mezun olduğu zaman tanıdığı, bildiği, nasıl çalıştığını bildiği, karakterini bildiği, kabiliyetlerini bildiği, bilmiyorsa bile kendi yetiştirdiği bir insan kaynağıyla aslında yoluna devam etme şansı oluyor. Çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü siz bir firma olarak kapıdan girmiş bir elinde bitirmesi olan, diploması olan birini tanıyamazsınız. Yani onu firmanıza alıp yetiştirmeniz en minimum 6 aydır, ortalama 1 senedir bu. Bu süreyi aslında biz öğrencilik döneminde kazanmaya çalışıyoruz. Böyle bir ekosistemi kurup çalıştırmaya uğraşıyoruz. Başarılı olmak için bence sürekli söylüyorum, yaptığınız işi severek yapacaksınız. Bu bence çok önemli. Bunu yapmadan bir başarıya uğraşmak çok mümkün değil. İkincisi, sebat edebiliyor olmak çok önemli. Özellikle son dönemlerde gençlerde gördüğüm, çok acele hareket ediyorlar. Hemen bir işte bir kariyer kazanmak, bir para kazanmak. Yani bir altyapı yapmadan, bir temel atmadan üstüne sağlam bir inşa etmek tabii ki mümkün değil. Yani bugün geriye dönüp baktığımız zaman hani kendimizi başarılı olarak görüyorsak ya da bizi başarılı olarak görüyorlarsa bunun arkasında aslında uzun yıllar verilen emekler, kazanılan tecrübeler var. Gençler şunu görmesi lazım. Bu bir süreç ve bu süreçte aslında elde ettiğiniz en önemli sermaye, biriktirdiğiniz bilgi, tecrübe var. Bunun için de biraz sabır göstereceksiniz. Yani sabır sermayeniz yüksek olacak. Eskilerin deyimiyle sebat edeceksiniz. İşinizi severek yapacaksınız. Mutlaka zorluklar, sıkıntılar olacak. Bu zorluk ve sıkıntılarda pes etmeyeceksiniz. Düşebilirsiniz. Zorluklar çekebilirsiniz. Ayağa kalkıp silkenip devam etmeyi öğreneceksiniz. Bence bu kısmı da çok önemli. Ama önemli konulardan biri şu bence. Başarıda da iyi ekip olmak, iyi ekiplerle çalışmak. Ne yapıyorsanız bir ekibe entegre olmak, ekip çalışması yapmak çok değerli. Çünkü tek başınıza yapacağınız ne yazık ki bizim ülke olarak en önemli problemlerimizden biri bu. Yani bir iş yapıyorsanız etrafınızdaki ekosistem, kurumlar, firmalar, kişiler çok önemli olacak. Burada çok sağlıklı, düzgün ilişkiler kurabiliyor olmak, doğru ekip birliktelikleri kurabilmek çok önemli. Bence başarının anahtarlarından biri. Çünkü şu anda son dönemlerde dünya şuraya gidiyor. Artık çok hızlı her şey. Eskiden 3 sene, 5 senede olanlar şimdi 3 ay, 5 ayda oluyor. Siz burada bir şeyi düşünüp yapıncaya kadar bir bakıyorsunuz uzak doğudan gelmiş bile o ürün size. Çünkü çok hızlı hareket ediyorlar. Çünkü bir ekosistem var orada. Çok hızlı çözüm üretiyorlar. Tek başınıza yapacağınız şeyler çok sıkıntılı. Yani bir ürünü üretip bir ürün ve hizmet olarak pazara sunmak birçok parametre gerektiriyor. Yani araştırma aşamasında da böyle, üretim aşamasında da böyle, pazarlamada da böyle. Bu işin dediğim gibi finans bacağı var, hukuku var, pazarlama teknikleri var, sürdürülebilir olması var, işletmesi var, geriye gelen ürünün yenilenmesi var. Bunların hepsini yapmak için çok ciddi kaynaklara ihtiyaç var. Her türlü kaynağa ihtiyaç var. O kaynakları tek başına hiçbir firmanın kişinin sağlaması da çok kolay değil. Ne kadar büyük olursanız olun o zaman doğru ilişkiler kurmak önemli. Organizeler için de böyle, üniversiteler için de böyle, kurumlar için, KOBİ'ler için de böyle. Bunları yapabildiğimiz sürece bence daha iyi olacak. Bence başarının altında yatan temel anahtarlar bunlar diye düşünüyorum. Ondan sonrası finansal kaynaklar, onlar çözülür. Siz bu sağlam yapıyı kurdunuz, gösterdiğiniz zaman dünyada para çok zaten. Merak etmesin kimse. O ben hep söylüyorum. Finansı bulursunuz. Kaynak olarak finansı bulursunuz. Ama onu yönetebilmek de çok önemli. İşte orada da bir bilgi ve tecrübe ihtiyacınız var. Başarının altında yatan çok temel nedenlerin bu olduğunu. Önce kendiniz olacaksınız. Kendinize güveneceksiniz. Kendinizi yetiştireceksiniz. Sonra çevrenizde doğru ilişkiler, doğru networkler kuracaksınız. Dünyaya açılmak çok önemli. Sadece burada bir şehrinizde, bölgenizde, ülkede bir şey yapmanın bir manası yok. Bunun dışarıda bir karşılığı var mı? Bir rekabeti var mı? Bunun bir başka bir alternatifi var mı? Çok görüyoruz. Aa, ben böyle bir şey yaptım diyoruz. Bir geliyor gençler. Bu yapıldı diyorum. Aa, ben bilmiyorum diyor. Git bak diyoruz şuraya. Yani internete bile bakmamış. Hani eskiden bunlar yoktu ama şimdi var. Demek ki bunları da yapmanız lazım. Bunlara dikkat ederseniz başarı bence otomatik olarak gelecektir. Yeah.
retribution. Oh, yeah, we want retribution.